Merhaba, bu dersimizde Go ile substring işlemlerini inceleyeceğiz. Go'da gereksiz olan herhangi bir şeyi barındırmamak gibi bir kural vardır. Ve substring işlemleri için özel bir fonksiyon bulunmuyor. Bunun nedeni bu işlemi çok güçlü bir şekilde yapan bir slice mekanizması var. Slice ve kesme mekanizması var diyebiliriz. Nedir bu? Aslında Go programlama dili kursunu izlediyseniz zaten bu özelliği biliyorsunuzdur. Ama burada özellikle bunu substring amacıyla kullanmaktan bahsedeceğiz. Bunun için bir veri oluşturuyorum. Bu veride de merhaba Mars diye bir verimiz olsun. Bunun üzerinde işlem yapacağız. Mesela şöyle basit bir şekilde başlayalım. Bir tane run oluşturuyorum. Run'un slice'ını diyelim. Yukarıda oluşturduğum value'yu ben buna veriyorum ve bir dizi haline getiriyorum aslında. Ondan sonra diyorum ki substr 1. Burada bir işlem yapmak istiyorum. Ne olsun bu? Mesela elimde bir dizi halinde veri var burada. Value'yu ben parçaladım. Bir dizi haline getirdim. Bunun üzerinde işlem yapacağım. Bu oluşturduğum run slice üzerinde bir işlem yapacağım. Nasıl olacak bu? Öncelikle ben bunu şöyle alabilirim. Runs. Yukarıdakinin adı runs. Şu. Buna diyorum ki benim value üzerinde elde etmek istediğim veri ilk baştan 4 tanesi. Ve buradan elde ettiğim data gene bir dizi parçası olacağı için bunu string'e dönüştür. O şekilde bana ver. Ve bunu da ekrana yazıyorum. Buna run substring diyoruz. Ve yukarıdaki substr1'i de buraya veriyorum. Şimdi bunu çalıştırabilirim. Bakın run substring'de çok basit bir şekilde ilk 4 karakteri almış oldum. Bu yöntem çok fazla kullanılır. Daha farklı kullanımlarını da inceleyeceğiz. Bunu genellikle web programlama gibi işlemlerde URL'i parse ederken kullanırız. URL'den parçalar elde etmek ve onun üzerinde işlem yapmak ki bu çok basittir. Bu kullanım yöntemiyle. Parçalama da diyebiliriz buna. Bir diğer örneğimiz bu da ASCII yöntemi olsun. Yukarıdaki run substring'ti. Ama isim olarak ben seriyi bozmayayım. Substring olsun bu. Substring 2 ve yukarıdaki value'nun yukarıdaki value'yu ben kesme işaretiyle alıyorum ve 5 tanesini hatta 6 tanesini alayım ben burada ve bunu doğrudan ekrana yazacağım. Şunu 2 olsun. Bu da ASCII substring işlemi. Bakın run substring'de 4 tanesini almıştım. Burada da 6 tanesini alarak bu işlemi gerçekleştirdim. Bu biraz daha basit gibi görünüyor ama duruma göre hangisini kullanacağınıza karar verirsiniz. Mesela genelde web programlamada URL'i parse ederken doğrudan ASCII substring yöntemini kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Tekrardan run dizisi oluşturmaya vesaire gerek yok. Çünkü gerekli değil. String'den direkt alabiliyorsunuz bunu. Peki başka neler yapabiliriz burada? Mesela bu kesme işaretlerini daha farklı nasıl kullanabiliriz? Onlara da bakalım. Mesela sub 1 olsun bu. Ve yukarıdaki doğrudan value üzerinde ben bunu yapacağım. Bu ne isteyebiliriz burada? Mesela 4'ten başlayalım.
Dördüncü. Ve kaç tanesi len? Şurada 4 olmuştu mesela. Ben substring'in toplamını alacağım. Substr1'in toplamını alacağım. Ve fmt println ile bunu ekrana basacağım. Şu sub1 olsun sadece. Ve direkt sub1'i buraya veriyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Herhangi bir sonuç gelmedi. Substring burada 4 eleman var. Bu elemanın toplamı 4. Ondan sonra 4'ten. Evet. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Evet, buradaki sıkıntı şuydu. Zaten yukarıdakinin 4 elemanlı olduğunu unuttuk. Şunu mesela 2'den başlatırsak, ikinci karakterden başla ve kaç tane eleman istiyorsan onun sayısını ver. O kadar ilerleyecek. Mesela 2'den örneğin 5'e kadar, yani 3 tane eleman vermiş olacak bize. Bunu nasıl yaparız? Mesela evet, şu an eğer ben substr'nin toplamını tekrar verirsem len ile bunu toplayıp tekrar verirsem burada sorun olmayacak. Çünkü 2'den başlattım bu sefer. 2 ile 4 arasında 2 karakter verecek bize. Gördüğünüz gibi r ile h'ı bize getirdi. Bu şekilde len'i de kullanabiliriz. Aynı zamanda tekrar yapmaya gerek yok. Şöyle de kullanılabilir. Mesela value'nun örneğin 4. elemanından başla. Şunu yaparsanız bu 4'ten sonraki bütün karakterleri verir. Şurada mesela şuradan sonraki bütün karakterleri ver anlamına gelir bu. 4'ten sonra. Aynı zamanda şu şekilde de kullanılabilir. Mesela 0'dan başla. İlk 3 elemanı ver. Bu da olabilir. Farklı farklı kullanım yöntemleri var. Genel olarak bunun birçok faydasını göreceğinize eminim. Go programlama dili içerisinde. Şunun tersi de yapılabilir. Mesela bu değil de örneğin şuraya 0 yazmanıza gerek yok. Yani alttakini kullanabilirsiniz. Bunun aynısı aslında şu olarak kullanılabilir. Tabi bu göze biraz da tuhaf gelebilir. Hani bir standart olarak bunu kullanmak daha temiz bir programlama sağlayabilir bize. Ayrıca burada aklınıza gelebilir bir soru olarak sadece ikili bir değer mi giriyoruz? Evet, çünkü mesela üçlü bir kullanım yapamazsınız burada. Bu aslında kullanılan string ile alakalı. Şu şekilde bir kullanım uygulayamazsınız. Sadece başlangıç ve bitiş, bunun arasındaki veriyi kesme yapabilmek için kullanılan bir yöntemdir diyebiliriz bu. Yani Go içerisinde substring işlemi yapmak istiyorsanız bu çok basittir. Sadece küçük bir metot yapıp içerisinde de bu şekilde veriyi yönetmeniz bütün işlemi gerçekleştirecektir.